Yapamam Toprak. Yapamam, onu anlatırsam her şey biter. Siler beni. Yapamam. Ne olur. Ben sana inanmıyorum. Neyine inanayım ki? Yusuf Bey'i gerçekten sevseydin bunu yapmazdın. Seviyorum Toprak. Çok seviyorum ben onu. Hepsi ona ulaşmak içindi. Bütün o oyunlar onun beni fark etmesi içindi. Yoksa neden bana saldırdılar diyeyim. Eğer ben bunu söylemeseydim Yusuf'la Betül şu anda evlenmiş olabilirdi. O da mı yalandı yani? Tamam, hata yaptım. Çok büyük hata yaptım, biliyorum. Ben kimseye kötülük yapamam Toprak. Niye yapayım? Cüneyt'e söyledim, dedim ki bizden bir şey olmaz. Ben seni sevmiyorum, düş yakamdan evlenmek istemiyorum dedim. Dinlemedi, peşimi bırakmadı. Onu hapse attırmaktan başka çarem yoktu benim. Yoktu. Yoktu. Olamaz. Sen bunları yapmış olamazsın. Benim ablam böyle bir insan olamaz. İçin içine sığmıyor yengecim. Gelin haberini aldın, heyecanlandın tabii. Merak ediyorum oğlum. Ama galiba siz gelin adayını tanıyorsunuz. O yüzden bu kadar rahatsınız. Tanıyor olsak bile bir şey söyleyemeyiz, işin sürprizi kaçar. Ne haber abla? Sağ ol beyim. Bir bardak su verir misin bana? Hayırdır beyim? Hayır, hayır. Birazdan güzel şeyler olacak inşallah. Havva hala toprağın yanında mı? Bilmem, oradadır herhalde. Neyse, ben şimdi bakarım. Heyecanlıyım abla, kusura bakma ya. Görüşürüz sonra. Bunları bana değil, gidip Yusuf Bey'e anlatacaksın. Bütün bu yalanları, oyunları, hepsini gidip tek tek anlatacaksın. Bunu bana yapma Toprak. Asıl bunu Yusuf Bey'e yapamam. O her zaman benim iyiliğimi istedi. Yardım etti. Onun böyle kandırılmasına izin veremem. Toprak. Tamam. Haklısın, hata yaptım. O yalanları söylememem lazımdı. Oyun oynamamam lazımdı. Ama ben onu çok sevdim Toprak. Herkesten çok sevdim. O oyunları oynamazsam onu kazanamam sandım. Hepsi aşkım içindi. Aşk? Aşk için her şey mübah mı? Aşk böyle bir şey değil abla. Aşk tertemizdir. İçinde yalan dolan olmaz. İnsan sevdiğini kandırıp onun duygularıyla oynamaz. Başkalarının hayatını mahvetmez. Seninki aşk falan değil, sadece hırs. Heh, Havva, ben de sana bakıyorum. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok, konuşuyorduk. Abla. Sen git, ben geliyorum birazdan. Anne.
Annemle konuştum, seni bekliyor. Tamam, sen git, ben geliyorum. Efendim Hüseyin. Ne? Yapma ya. Yaralı falan var mı? Tamam, hemen geliyorum ben. Ben sana git konuş diyorum, sen hala hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Toprak, şimdi anlatamam, neden anlamıyorsun? Yusuf Hamiyet Hanım'a gitmiş, bizi söylemiş, kadın beni bekliyor. Söz ilk fırsatta anlatacağım ama şimdi değil. Hayır, gidip şimdi anlatacaksın. Eğer şimdi aşağı in, Hamiyet Hanım'ın elini öpersen seni gelinleri kabul edecekler. Sonra anlatman daha da zor olacak. Bak abla, eğer sen anlatmazsan gider ben anlatırım. Tamam Toprak. Tamam. Sen haklısın. Ama şunu unutma. Ben hep senin gurur duyacağın bir abla olmaya çalıştım. Hatalar yaptım, evet. Ama herkes hata yapar Toprak. Kimse günahsız değil. Ben seni hatanla, her şeyinle sevdim. Keşke sen de becerebilseydin. Ablana acıyabilseydin. Yeter artık Hamiyet Hanım. Size bakmaktan benim başım döndü. Ay Yılmaz Bey, aşk olsun yani. Sanki Yusuf her gün işte gelininiz deyip el öptürmeye getiriyor bir kızı. Haklısın yenge, bu büyük olay. Ne zamandır bu anı bekliyorduk. Oğlum uğraşma yengenle. Yusuf bu kız burada demedi mi? Nerede kaldılar? Pizan'dan mı geliyorlar ayol? Gelin biraz nazlı galiba yenge. Olmaz oğlum. Olmaz. Bakalım bir tanıyalım. Değil mi? Naz'ın sohbetini çekecek miyiz? Ama hayır. Bakın hepimizi kız Alesta bekletiyor burada. Ne demek istiyorsun hanım? Hı? Oğlun bir kere bu kızı sevmiş. Karşı mı çıkacağız? Hem kızın da durumu pek öyle kolay değil. Oldukça zor. Düşün, karşımıza gelecek, sen onu süzerken el öpecek. Biraz insaflı olmak gerek yani. Ay Yılmaz Bey. Ay vallahi aşk olsun. Seni duyan da çiğ çiğ adam yediğimi sanır ayol. Ne var yani bunda? Alt tarafa gelecek, elimi öpecek, işte o kadar. Ne var bunda korkacak? Laf ola beri gene. Bu Yusuf da kızı getireceğim dedi, sırra kadem bastı. Yok, en iyisi ben gideyim alayım bunları. Akşama kadar el elde baş başta oturacak halimiz yok ya yok. Hamiyet'e kızın Havva olduğunu söylese miydik acaba? Vallahi bilemem abi. Yusuf'u gücendirmeyelim diye sustum ben. İyi, iyi de Hamiyet Hanım duyarsa bize gönül koyar, size söyleyeyim bunu. Neden amca? Bence yengem Havva'yı sever, hem yabancı olmadığı için de sevinir. Öyle mi diyorsun? İnşallah öyledir be oğlum. Abla, kızım sana söylüyorum. Ne arıyorsun sen burada? Ben seni Ürgüp'ten gitti sanıyordum.
Gitmiştim, geri döndüm Hamiyet Hanım. Şaşmamak lazım tabii. Orada da dikiş tutturamadın değil mi? Sebat etmeyince olmuyor işte bu işler. Neyse, geldiysen bile bu eve böyle aklını estikçe girip çıkma kızım. Burası han kapısı değil. Ayrıca her evin bir düzeni var, bir özeli var değil mi? Toprağı görmeye gelmiştim Hamiyet Hanım, gidiyorum şimdi. İsabet edersin. Eğer toprağı ya da teyzeni özlersen telefon açarsın. Eğer onlar da müsaitse buluşursunuz. Tabii dışarıda. Merak etmeyin Hamiyet Hanım. Rahatsız etmem bundan sonra. Hayret bir şey. Ne yerini yurdunu bilmez bir kız çıktı bu ayol. Tövbe yarabbim. Toprakta büyümüş, aynı tohumun farklı çiçekleridir. Toprağım gelincik misali narinken, havam kardelen kadar asidir. Bir tane daha versene bana. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Münevver? Önce Yiğit karşıma çıkıp konuşmadı dedin. Gittin nişanlandın. Şimdi çocuk bin pişman seni geri kazanmaya çalışıyor. Bu sefer de Uygar'ı seviyorum diyorsun. Bunun yalan olduğunu ikimiz de biliyoruz. Bırak sevmeyi, nefret ediyorsun adamdan. Seni gerçekten anlayamıyorum. Başka çarem yok. Saçma. Yiğit'i alır çıkarsın ailenin karşısına. Biz birbirimizi seviyoruz dersin. Evet, önce biraz sorun çıkaracaklardır. Ama ömrünü sevmediğin bir adamla geçirmekten iyidir herhalde. Yapamam. Peki ama neden Münevver? Neden? Bak Yiğit de hazır artık. Yiğit için yapamam zaten. Bu ne demek şimdi? Uygar Yiğit'i öğrenmiş. E iyi, öğrensin. Tehdit etti beni. Tehdit mi etti? Yiğit'le görüşmeyeceksin dedi. Peşime adam taktı. Nereye gitsem haberi oluyor. Demek öyle. Kalk, yürü gidiyoruz. Kalk. Nereye? Ya dağ başı mı burası? Ne demek takip etmek, tehdit etmek falan? Yürü polise gidip şikayet edeceğiz. Hadi. Bakalım o zaman ne yapabilecek? Tamam, bağırma. Duyacak herkes. Oturur musun? İyi, duysunlar zaten. Selma. Ben çok korkuyorum. Yiğit'i öldürmekle tehdit etti.
O iş o kadar kolay değil canım. Uygar için kolay. Daha önce de yapmış. Şimdi de yapabilir. Bu sene patates ürününün bayağı bol olacağından söz ediliyor. Ben de geçen gün kooperatif başkanıyla görüştüm. Onlar da umutlu. Allah herkesin yüzünü güldürsün be biraderim. Tamam, siz kasaları yükleyin. Ben geleceğim. Baba, Havva gelmedi mi buraya? Yok, gelmedi evladım. Annen de sana bakacağım diye çıktı, o da dönmedi. Gelin kaynana aşağıda karşılaşıp muhabbete dalmış olmasınlar amcaoğlu. Neyse, ben bir bakayım. Havva nerede Toprak? Ablam gitti. Gitti mi? Nereye gitti? Bilmiyorum Yusuf Bey. Giderken bir şey söylemedi mi? Ben onu bekliyordum. Toprak, kötü bir şey mi oldu? Ona sorsanız daha iyi olur. Allah Allah. Sen iyi misin? Toprak, bir şey mi oldu söylesene. Ben iyiyim. Siz ablamı bulun isterseniz. Tamam, öyle olsun. Şimdi geliyorum dedin, kayboldun ortadan. Allah Allah. Çocuk oyalar gibi oyalıyorlar hepimizi. Tövbe ya Rabbim. Abla, ne oluyor ya? Demin Havva çıktı gitti. Arkasından şimdi Yusuf Bey fırladı. Hamiyet Hanım desen deminden beri Yusuf Bey'i soruyor. Ne oluyor abla ya? Kız, sen kömürlüğü mü düzenliyorsun, milleti mi takip ediyorsun? İşine bak. Hadi. Öf. Bir işimizde ele benzese yüreğim yanmayacak vallahi. Ne? Pat diye evleniyorum dedi. Biz de evet dedik. Getir kızı elimizi öpsün dedik. Kızın yüzünü görmedik ila maşallah. Yusuf Bey de ortalıklarda yok. Bir sakin ol be hanım. Nasıl olsa gelince Yusuf her şeyi sana anlatacak. Ay, çocuk muyuz biz Yılmaz Bey? Oynatıyor ayol bunlar bizi. Yoksa siz biliyor musunuz Yusuf'un nerede olduğunu? Vallahi Yusuf da senin arkandan çıktı yenge. Gelinle seni alır gelir diye düşünüyorduk ama daha gelmedi. La havle ve la kuvvete ya Rabbim. Ben hayatımda hiç bu kadar kızmamıştım teyze. Bir an onun ablam olduğundan şüphe ettim. Nasıl yaptı bunları? Ne gerek vardı? İnan aklım ermiyor. Yusuf Bey nasıl bir insan olduğunu bilmiyor mu? Bak, o onu sevdi, onu seçti. Madem o da Yusuf Bey'i seviyordu, neden en başından beri kendi gibi davranmadı? Kız, ben sana ne diyorum? Havva Yusuf'u hiç sevmedi ki. Onun tek derdi Yusuf'un kudretine sahip olmaktı. Ama sen bana inanmadın. Ona çok kızdım teyze. Hayatımda ilk defa bağırdım. Nasıl ağladı, yalvardı bir görsen. İçim parçalandı onu öyle görünce. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı.
olanla ölene çare yok Toprak. Ama sen bunu bile bile susarsan Havva'dan bir farkın kalmaz. Hem Yusuf bu nankörlüğü hak etmiyor. Sen bunu daha iyi biliyorsun. En çok ona üzülüyorum ya. Yusuf Bey gibi iyi yürekli bir insana bu nasıl yapılır? Öğrendiğinde dünya başına yıkılacak. Tabii Havva Hanım yeni bir oyun çevirip konuşmaktan caymazsa. Buna asla izin vermem teyze. Ablama da söyledim. Eğer o anlatmazsa her şeyi gidip ben anlatacağım. Bu gözyaşların reva mı? Hı? Ablanı seversin bilirim. Canın o senin. Ama sen en doğrusunu yapıyorsun. Kimsenin günahına girerek mutlu olunmaz. Keşke Havva da aslana çekseydi. Azıcık. Bunların hiçbiri olmazdı. Aha, Yusuf Bey, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Kusura bakmayın ev hali. Önemli değil, önemli değil. Ben Havva'yı soracaktım. Havva mı? Siz gelip almışsınız ya, ana söyle dedim. Evet, ben gelip aldım. Birlikte konağa gittik. Ama bana haber vermeden çıkmış. Ben de eve geldi sandım. Yo, buraya gelmedi. Nereye gitti ki? Bilmiyorum, telefonuma cevap vermedi. Ben de merak ettim. Allah Allah. Havva hiç böyle şeyler yapmaz, hele ki size karşı. Ne oldu acaba? Neyse, gelirse onu aradığımı söyler misiniz? Tabii tabii. Olmazsa birazdan ben komşuyu dolanır bakarım. Tamam. Var bu işin altında bir çapan oğlu ya. Sultan! Ay! Ay! Ay hanımım, aklım çıktı. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Daha ne olsun ayol? Bu konak konaklıktan çıktı. Han kapısı gibi. Ne giren belli ne çıkan. Sen de tıkmışsın kendini buraya. Dünyadan haberin yok. Neden öyle dedin şimdi? Kim gelmiş ki? Dünyadan haberin yok diyorum. İtiraz ediyorsun. Şimdi sana desem ki Yusuf Bey'in bir misafiri geldi. Hoş biz de onun yüzünü görmedik ya, neyse. Kimmiş diye sorsam. Görmedim ki, bilmiyorum ki. Haberim yok. Ha? Bunları diyeceksin. İşte bak. Daha kendi kuyruklarına, püsürdeklerine sahip çıkamıyorsun. Oğlun ayrı canımı sıkar. O yeğenlerin ayrı canımı sıkar. Sen de sen ayrı bir alem. Dikmişsin böyle kafanı. Ne kabahat işlediler bilemedim ki. Ay, özellikle bir şey yapmalarına gerek yok Sultan. Ama vallahi artık çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Ayol, lafım dinlenmiyor, sözüm dinlenmiyor. Sanki kapı tokmağıyım ayol. Yok yok. Hepsinden kurtulabilmem için galiba seni kapının önüne koymam lazım. Kim seni nasıl kızdırdı bilmiyorum ama oğlanı da uzaklaştırdım yanımdan. Hani o bir şey yaptı desem, hastaneden çıktığından beri görmüyorum vallahi. Tabii tabii. Zaten senin oğlan pılını pırtısını toplayıp bu ülkeden gitse daha hayırlı olacak ya, neyse. Ama şimdi derdim o değil. Bu hava niye böyle zırt pırt bu konağa geliyor? Allah'a bin şükür ailemizin bir ferdi değil. Yanımızda da çalışmıyor. Toprağa yardım ediyor desem, ila maşallah hiçbir iş yaptığını görmedim. Ama bir bakıyorum çat orada çat burada. Kız 5 vakit bu konağın içinde gezip durur. Dedim hanımım, Hamiyet Hanım istemiyor, gelme görünme dedim. Bu ne kendini bilmezlik canım, anlamadım ki. İnsan istenmediği yere sürtünür mü ayol? Bak Sultan, sana son kez söylüyorum. Eğer bu kızı bir daha bu konağın içinde görürsem, artık gerisini sen düşün. Yasak. Duydun mu beni? Yasak.
Benim elimden bir şey gelmez hanım. Bana bak Sultan. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Havva'nın ayağını kesmek artık benim haddim değil. Sen yanlış kişiye geldin. Senin ne işin var burada? Haber vermeden çekip gitmişsin. Arıyorum, açmıyorsun telefonu. Niye ağlıyorsun sen? Biri bir şey mi yaptı? Konaktan mı bir şey yaptılar? Gel hadi. Hadi gel. Sen beni seni sevmez, saymaz zannediyorsun hep. Yine kabahati bende buldun ama işin aslı öyle değil. Sen bana gelmesen, ben senden konuşacaktım zaten. Bilirsin, senin sözün benim için kanundur. Sen ne söylersen, ben öyle yaparım. Hep senin arkandayım. Aman o yüzden mi istemediğim anda burnumun dibinde bitiveriyor bu Havva? Madem dinlemiyor, teyzesisin. Alırsın karşına, gerekeni anlatırsın. Konu da biter. Bu kadar basit. İş artık o safhayı geçti. 50 kere dedim gelme diye. Toprak da istemiyor ama Havva kudretini başkasından alıyor. Başlarım şimdi onun kudretinden. Saçmalama. Yanaşmanın kızının ne kudreti olacak ayo? Demin sen Yusuf Bey'in bir misafiri geldi dedin ya. Ben o misafirin kim olduğunu biliyorum. Allah Allah. Demin sordum. Hiç kimseyi görmedim dedi. Yani şimdi benim bilmediğim, görmediğim birini sen nereden biliyorsun? Bana bak. Kim bu kız? Ne oldu? Seni bu hale kim getirdi? Anlatsana. Tamam tamam. Sen önce bir sakinleş. Baş başa kalacağımız bir yere gidelim. Sonra anlatırsın. Ay, ay çok sıkıldım. Ayol alt tarafı adını söyleyeceksin. Ayşe midir, Fatma mıdır, nedir? Sen önce bir sakin ol. Bak bil ki ben bu işe karşıyım baştan beri. Mani olmak için de her şeyi yaptım. Bunu bil de bana kızma diye bütün çabam. Ay Sultan biliyorum bunları. Ha? 50'dir söylüyorsun. Sadede gel artık. Yusuf Bey'imin elini öptürmeye getirdiği kız... Havva.
Beyim kıza aşık olmuş. Evlenme teklifi etmiş. Artık benim lafımı dinlemiyor. Kafasına göre konağa geliyor gidiyor. Sen benimle alay mı ediyorsun Sultan? Estağfurullah hanımım, ne haddime. Öyle bir şey olur mu? Ama Yusuf Bey'im Havva'yla evlenecekmiş. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Hoş bulduk. Hemen bir su alabilir miyiz? Hemen. Hadi söyle bakalım. Kim üzdü seni? Anne. Allah'ım. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. İzin vermem. Hayır. Ölürüm de izin vermem. Havva'nın bu konağa girebilmesi için benim cesedim çiğnemesi lazım. Asla izin vermem. Hamiyet Hanım. Allah aşkına bir sakin ol. Bak tansiyonu fırlayacak. Maazallah sana bir şey olacak diye aklım çıkıyor. İzin vermem Sultan. İzin vermem Sultan. İzin vermem. O yılan bu konağa giremez. Tamam. Tamam. Eğer ben hamiyesem bunu durdururum. Hamiyet Hanım, bak bir soluklan Allah aşkına. Canından kıymetli mi yahu? Kıymetli Sultan. Kıymetli. Benim oğlum her şeyden kıymetli, anlıyor musun? Hayır. Hayır. Olmaz. Olmaz. Bu kız benim gelinim olamaz. Ay dilim lal olaydı da demeyeydim. Sana bir şey olursa ben bunun vebalini taşıyamam. Gel hanımım, hanımım gel, gel. Hamiyet Hanım, gel, gel hanımım, gel. Otur, otur, otur. Yusuf nasıl yaptın bunu? Nasıl kıydın kendine bir oğlum? Nasıl kıydın bize? Bize gelin olabilir mi o? Dengimiz mi? Hayır. Ol. Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım bir ses ver. Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım! Hamiyet Hanım! Hamiyet Hanım! Hamiyet Hanım! Nasıl yapar böyle bir şey? Seni o konaktan nasıl kovar? Niye beni bulmadın? Niye anneme bir şey söylemedin? Ne deseydim Yusuf? Ha? Kusura bakmayın Hamiyet Hanım, ben hiçbir yere gidemem. Yakında bu konağa gelin olacağımı deseydim. Zaten konuşmama fırsat vermedi ki, bağırdı çağırdı. Ondan sonra da kapı dışarı etti. Ben de o üzülmesin diye sustum. Çok kırıldım, üzüldüm. Ama ona saygısızlık etmemek için sustum. Ne desem ki şimdi?
Hayır, annemin böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmedi. Çok üzüldüm. Onun adına ben özür dilerim senden. Ama anlayacak hatasını, merak etme. Senden özür dileyecek. Sen merak etme. Doğru söyle Mehmet. Endişelenecek bir şey yok. Gerçek mi Mehmet? Biraz yükselmiş ama telaşlanmaya gerek yok amca. Ay. Hanımım. Kendine geliyor galiba. Hamiyet. Nasılsın, iyi misin? Doktor çağıralım mı yenge? Yok yok. İyiyim. Doktora gerek yok. Ne oldu Hamiyet böyle birdenbire sana? Yok bir şey. Sultan. Ne oldu, söylesene Allah aşkına. Odama çıkmak istiyorum Sultan. Tamam hanım. Tamam gel. Gel yenge. Beyim. Kızım el versene. Hamiyet Hanım, ne oldu diye sordum size. Ay yok bir şey diyorum Yılmaz Bey, yok bir şey, üstüme gelme. Ay. Annenin benden hoşlanmadığını biliyordum. Ama böyle elini öpmeye giderken kapı dışarı edilmek ağır geldi işte. Sen sıkma canını. Ben konuşacağım onunla. Her şey hallolacak. Emin misin? Ha Yusuf, böyle konuşmayla hallolacak gibi bir şey mi bu? Yani sonuçta Hamiyet Hanım evindeki bir kimseyi kovacak bir kadın değil. Demek ki beni gerçekten sevmiyor. Sevecek, sevecek. Seni tanıyınca sevecek. Sen bana güven. Asma artık yüzünü. Annenin hayalindeki gelin ben değilim Yusuf. Ben bunu bugün bir kere daha anladım. Onun hayalindeki gelin daha çok Betül gibi. Öyle. Öyle değil. Önemli olan benim kimi istediğim. O da benim kararıma saygı duyacak. Bir sorun çıkmayacak, sen merak etme. O şimdi sana Havva gibi bakıyor. Ben onunla konuştuğumda karım gibi bakacak. Gel hanımım, gel. Ay. Gel. Ay düşündükçe aklımı oynatacağım. Allah canımı alsın, düşündükçe aklımı oynatacağım. Dur hanımım, dur. Dur. Gel. Gel şöyle gel. Ay canım. Çekil şuradan, çekil hadi. Ay. Canını seveyim, düşünme artık. Ay nasıl düşünmeyeyim? Ah nasıl Sultan? Ah nasıl? Kız yolun yarısını yürümüş, benim haberim yok. Oh. Geç otur bakayım şuraya karşıma. Otur diyorum. Nasıl oldu bu ha? Ne zaman yanaşmaya başladı bu aşüfte benim oğluma? Ha? Nasıl oldu bu iş? Vallahi hanımım, adını duyunca griz geçirdin. Şimdi ben sana nasıl anlatayım? Korktum vallahi. Bana bak Sultan. Benim sinirimi kaldırma. Vallahi paralarım seni. Benim ne dediğimi anladın herhalde. Şimdi hanımım, ben bunu ilk sezdiğimde engel olmaya çalıştım ben buna. Dedim etme dedim. Onun dengi değilsin dedim. Ayol dengi olsa ne olacak? Bu kızı asla istemiyorum. Gözüm tutmadı o kadar. Vallahi doğru dedin hanımım. Ay.
Havva'nın içini görmüşsün. Havva nasıl desem biraz şey böyle... Bana bak. Ağzında geveleyip durma. Ne anlatacaksan söyle. Havva'nın gözü yüksektedir. Yani ben onun o aç gözlü hallerinden hiç haz etmem. Akrabam falan ama eğri eğri doğruya doğru ben söylerim. Benim içim dışım bir. Yani nasıl diyeyim, içim almadı o durumu da. Yusuf Bey'e yakıştıramadım. Ondan vazgeç dedim ona. Ama kız takmış, illa nikaha basacak. Takar tabii. Takar. Elbette takar. Bu bizim oğlan yağlı kuyruk. Niye takmasın ki? Ama mümkünü yok. Mümkünü yok. Beni tanımıyor. Benim adım Hamiyet. Eğer ben Hamiyetsem... bu Havva benim gelinim asla olamaz. O kadar. Vallahi hanımım, sen yollarına set koy. Ben de sana yardım edeyim. Sen ne dersen ben gereğini yaparım. Yeter ki bu iş olmasın. Yoksa Yusuf Bey'im çok üzülür. Çok. Heh, ben de sana geliyordum. Baban geldi. Öyle mi? Nerede? Dışarıda, bahçede. Tamam. Sen de Rüzgar'ın yanına çıkar mısın? Biraz önce uyandı. Bunu da al istersen. Yalnız önce bir suya tut, demin yere düşürmüştüm. Tamam, merak etme sen. Sağ ol. Hayrola baba? Hayır mı Şerim, sen söyleyeceksin. Anlan kayıp. Buraya gelecekti ama ortalarda yok. Yusuf Bey ta eve kadar geldi sormak için. Ablam benim yüzümden gitti. Nasıl yani? Yusuf Bey ablam evlenme teklif etmiş. Biliyorum, bana da söyledi. Hatta istemeye geleceklerdi. Ama ortalarda yok. Ne oldu anlamadım ki. Ablam bir hata yapmış baba. Bu evliliğin olmaması gerek. Sen biraz haddini bilsene ayol. Ne demek bu böyle oyun yapalım? Yok beraber olalım, karar verelim, bunu önleyelim falan. Ha? Allah'ıma bin şükür benim aklım var. Seninkine hiç ihtiyacım yok. Yeter ki sen neler oluyor bitiyor onu anlat. Sen nasıl istersen hanımım, ben sana bir faydam olsun diye öyle dedim. Sultan. Şimdi senin bu kızla aran iyi ya. Pek de iyi değil. Uydurma. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor. Bütün gün pipi pipi kokoko köşelerde dedikodu yapıyorsunuz. Ne dedikodusu hanımım? Hatta geçen akşam benim odada sen de rastladın ben kıza çıkışırken. Yusuf Bey'den vazgeç diye kıyametleri kopardım ben. Yani? Bana bak. Sakın bu kızla aram limoni deme. Yok canım. Olur mu öyle şey? Hem ben onun büyüğüyüm. Kızsam da söylesem de öyle darılmak küsmek onun haddine mi? İleriyi gördüğüm için de aramı bozmadım, merak etme sen. İyi etmişsin. Hadi. Şimdi ara bakalım bu kızı. Gelinimizi. Tövbe ya Rabbim. Bakalım neredeymiş, neler yapıyormuş. Şimdi mi sorayım? Yok anacığım. Seneye ararsın. Sultan, kafayı çalıştır biraz, kafayı. Bu kız bugün buraya benim elimi öpmeye gelmedi. Tabii benim hiçbir şeyden haberim yok. Aklıma bile gelmiyor. Kızı evden kovmaktan beter ettim. Ya. Şimdi sen sor, öğren bakalım. Ne dedikodular etti? Neler yumurtladı acaba? Ha? Onu öğrenmek çocuk oyuncağı. Ne olacak ki? Sonra ne yapacağız? Tamam, tamam. Sen benim dediklerimi yap yeter. Hadi. Hadi çık artık. Peki. Oh. Sultan. Ha. Bana bak. Sakın bu anlattıklarımı dışarıda duymayayım. Aşk olsun. Aşk olsun, aşk olsun yok. Sizin ne yaptığınız hiç belli değil. Hep gıllı gışlı işler peşindesiniz. Vallahi billahi. Eğer bunu duyarsan var ya. Seni bu konaktan attığım yetmezmiş gibi Ürgüp'te barındırmam, haberin olsun.
Hadi. Hadi çık artık. Hadi çık artık, çık. Ay. Ay öleceğim hayat. Ay. İki ucuklu değnek. Değneğin ne tarafını elime alsam... ucunda memleketten sürülmek var ya. Ay iki çocuk doğurdu. İkisi de külliyen problem ayol. Ay. Oh. 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 Ay. Niye burnunu sokuyorsun kızım, sana ne? Baba yalan söylemiş. Gitmiş Cüneyt abiyle yüzük takmış diyorum. Sadece Yusuf Bey değil, ikisini bir kandırıyor. Ben de bunlara göz müyüm yani? Ne olmuş, yalan söylemişse herkes yalan söyler. Sevdiğine söylemez ama. Ablan Yusuf'a aşık. Yusuf Bey'in de gönlü var Havva'da. Yalan söylemesi bu gerçeği değiştirmez. Sen doğrucu da olmuşsun. Eğer içine sinmiyorsa karışma, uzak dur. Sen bunları biliyor muydun yani? Biliyordum. Ama aşka hürmet ettim. Aşk deyince her şey bitiyor mu? Yalan, ihanet hepsi mübah mı yani aşkta? Baba gerçekten nasıl böyle düşünüyorsun inanamıyorum. Bana da sus boş ver, herkes birbirini kandırsın diyorsun. Kusura bakma ama benim hala vicdanım var. Senin de bu şekilde düşünmenden utanıyorum. Toprak kızım. Sen burada mıydın teyze? Ne diyor baban? Onun her şeyden haberi varmış, inanabiliyor musun? Gel bakayım sen şöyle gel. Bu dünyada temiz kalmak çok zor. Herkes sen ben mi? Bana resmen sen sus karışma dedi. Hayır, bunları bilip nasıl otururum teyze? Yusuf Bey'in yüzüne nasıl bakarım? Milletin dini imanı para olmuş. Zenginin çilesi de bu işte. Kendini gerçekten seven birini zor bulur o Yusuf Bey. Rüzgar'ın yanına çıkayım bari. Pınar'a emanet etmiştim. Bak bakayım bana bir sen. Aklını karışmış gördüm. Sakın babamdan korktun falan deme. Ben bir tek Allah'tan korkarım teyze. Başka kimseden değil. Aferin sana kızım. Hemen eve gidelim, annemle konuşalım. Bu mevzu uzamasın daha fazla. Yusuf dur, ne olur. Niye duralım ki? Zaten el öpmeye gitmeyecek miydik? Gidelim konuşalım. Tatlıya bağlansın bu mevzu artık. Şimdi sen bu sinirle oraya gidersen her şey daha da zorlaşacak. Bir de... Söyle söyle. Söyle aklından geçenleri. Sen bu kızgınlıkla gidersen... annene çatarsan annem bana daha çok sinirlenecek. Ben sizin aranıza girmek istemiyorum. Sen onun bir tanecik oğlusun. Sana o bakmış, büyütmüş, seni üniversitelere göndermiş. Tabii ki de yanına kimse yakıştırmayacak. Kırılıyorum ama kızamıyorum ona. Anne sonuçta çünkü. Annelik de böyle bir şey. Peki. Ne yapalım yani şimdi? Bak sen bir sakinleş. Annen de sakinleşsin. Sonra güzel güzel karşısına geçer, anlatırız. Anne sevgiyi, aşkı anlayabilecek, saygı duyabilecek bir kadın. Onun da bir gün bizi anlayacağını biliyorum. Ne bileyim, belki de üçümüzün olması gerekiyor sadece. Bir yemeğe gideriz, otururuz, konuşuruz. Olmaz mı? Bu kadar kırıldın, üzüldün, hala başkasını düşünüyorsun. Helal olsun sana.
Ben sadece ikinizin arasına girmek istemiyorum. Olmaz. Öyle mutlu olamayız. Tamam. Senin istediğin gibi olsun. Ben gideyim konuşayım annemle de. Üçümüzün birlikte olacağı bir yemek ayarlayayım. Sonrasına bakarız. Nasıl oldun Hamiyet Hanım? İyi misin? İyiyim Yılmaz Beyciğim, iyiyim. Herhalde biraz tansiyonum yükseldi. Neden böyle oldu söylemedin hala ama ha? Yoksa gelin heyecanından mı? Ay niye heyecanlanayım Allah aşkına? Ben mi gelin oluyorum? Daha önce böyle demiyordun. Meraktan ölmüştün neredeyse kim bu kız diye. Ay kimse kim Yılmaz Bey Allah aşkına. Üf. Ben canımın derdine düşmüşüm zaten. Biraz dinleneyim geçer. Merak etme sen. İyi peki. Dinlen bakalım. Ben dışarıdayım. Tamam. Sağ ol. Senin ne işin var burada? Onu sen söyleyeceksin Münevver. Sonra konuşsak olur mu? Benim eve gitmem gerekiyor. Hadi canım. Arabam hemen dışarıda. Gel biraz gezelim seninle. Kolumu bırakır mısın? Canımı acıtıyorsun. Yürü Münevver'cim. Sen biraz dinlen. Ben yemek işini ayarlayınca sana haber veririm. Tamam canım. Üzme artık kendini. Görüşürüz. Görüşürüz. Neredesin kızım? Annem nerede? Daha gelmedi. Çok kötü şeyler oldu baba. Çok. Haberim var. Aranızda kıyametler kopmuş. Toprak mı aradı? Yok. Yusuf Bey geldi seni sordu. Seni konakta bulamayınca telaşlanmış adam. Ortada bir neden yokken çıkıp gitmeyeceğini bildiğimden bir terslik olduğunu anladım. Gidip Toprak'la konuştum. Görüyorsun değil mi Toprak'ı? Anlatacağım diye tutturdu. Ben gidip söylemezsem Yusuf'a her şeyi o anlatacakmış. Bana da öyle dedi. Bu evlilik olmayacak diyor, başka bir laf bilmiyor. Anasının kızı işte. Bu iş yalan diye tutturdu. Kazanacaklarımızdan haberi yok, sallıyor işte. Ne? Ne kazanması baba? Ne diyorsun sen? Kazanmak benim umurumda değil, tamam mı? Benim hayatım, mutluluğum söz konusu burada. Sen ne diyorsun? Tabii o da var. Ne tabii o da var? Yusuf bir şeylerin ters gittiğini anladı. Üstüme gelince annesini bahane edip zor ikna ettim. Aferin kızım. Ne aferini? Yola yalanla çıktım. Şimdi eskilerini kapatmak için yenilerini söyleyip duruyorum. Baba battıkça batıyorum, kör müsün? Yusuf annesinin konaktan beni kovduğunu öğrenince az daha hesap sormaya gidiyordu. Abam ben aranıza girmek istemiyorum deyip zor sakinleştirdim. Tutturdu annemi ikna edeceğim diye.
Akşam üçümüz yemeğe çıkıyoruz biliyor musun? Baba. Yusuf annesini karşısına alacak kadar çok seviyor beni. Ben toprağın inadı yüzünden onu kaybedemem. Anlıyor musun? O yüzden ne yapıp edip bu akşama kadar toprağı ikna etmek zorundayız. Haklısın, haklı olmasına da sen kardeşini benden daha iyi tanırsın. Yani annenin bir damarını bulup ikna etmek kolaydır da toprak öyle değildir. Doğrucu Davut'un önde gidenidir. Ne olursa olsun. Umurumda değil. Bir yolunu bulup toprağı ikna edeceğiz. Ben toprak yüzünden Yusuf'u kaybedemem. Kaybetmem. Boşuna uğraşma, hepsi kilitli. Neden Oğit'le görüşüyorsun Münevver? Öldüreyim mi onu? Bunu mu istiyorsun? Kes şu ağlamayı. Kes diyorum sana. Elimde değil. O zaman engel ol. Onun yüzünden ağladığını görmeyeceğim. Derhal kes şunu. Tamam. Neden o çocukla görüşüyorsun Münevver? Söyler misin? Görüşmedim. Bana yalan söyleme. Neler olduğunu biliyorum. Madem biliyorsun niye bana soruyorsun? Yavaş git! Yavaş git, öldüreceksin bizi. Hiçbir şey olmaz. Şimdi söyle, neden o çocukla buluşuyorsun? Toprağın bunu öğrenmesi hiç iyi olmadı. Olmadı, olmadı da. Bu kız bunları nereden öğrendi? Öyle bağırıp çağırınca aptal oldum. Sormak aklıma gelmedi nereden öğrendin diye. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hepsi senin yüzünden. Senin yüzünden hepsi. Sen ne halt etmeye gidip toprağa her şeyi anlatıyorsun? Ha? Tek dur kız. Şimdi ayağımın altına alacağım, o olacak. Ne tek dur? Hele bir Yusuf her şeyi öğrensin. Ben de senin ne mal olduğunu gidip herkese anlatmasam Havva değilim. Kimsenin yüzüne bakamayacaksın. Arnold Baldız. Doğru konuş. Ben senin büyüğünüm. Sen ne hakla bana vuruyorsun? Ne hakla? Değil vurmak. Altımı alır döverim bile. Bir denesene. Bir denesene Sultan Hanım. Durun ya. Şu halinize bakın. Yemin ederim karşılaştık. Kes şu ağlamayı Münevver. Demek ki bir daha o arkadaşının yanına gitmeyeceksin. Sen bana yasak mı koyuyorsun? Evet, aynen öyle. O benim en yakın arkadaşım. Münevver, sana bir defa daha söylemeyeceğim. Yemin ederim eğer bir daha konuşursan hiçbir yere gitmene izin vermem. Ona göre. Vallahi senin elinden olunca başka bir güzel oluyor bu böreğin tadı. Afiyet olsun. Sağ ol. Sultan ablaya dedin değil mi akşam yokum diye? Afiyet olsun. Sağ olun beyim. Beyim, ister misiniz size de bir börek koyayım? Yok sağ ol Pınar. Annem nerede? Odasına çıktı. Biraz fenalaştı da.
Allah Allah, niye? Bilmem, tansiyon herhalde. Tamam, ben bir bakayım. Bir çay daha koyayım, ister misin? Hadi koy bakalım. Söylesene, ne dedi Sultan abla? Sen daha tutma o çeneni. Bak ben sana daha neler yapacağım. Ben demedim diyorum ama kime konuşuyor? Sen yaşadığın yeri büyükşehirle bir tutuyorsun herhalde. Anca orada olur öyle kim kime dumduma. Ama burası öyle mi? Avuç içi kadar yer. Yediğin nanelerin ne kadar gizli kalacağını sanıyordum. Teyze. Ben aptal değilim. Olanı biteni kim biliyor senle babamdan başka? Hı? Sen öyle san. Yusuf Bey bile öğreniyordu neredeyse. Bana katacağına dur da bir düşün. Sen o yüzüğü kimin önüne taktın? He? He? Cüneyt itiğine. Senin ayıyla Sıtkı aynı hapiste değil mi? Oğlan dayanamamış, akraba olduk babında Sıtkı'ya ötmüş. Sabriye de toprağa söylemiş. Toprak ihtimal vermemiş, gidip bizzat Cüneyt'inle konuşmuş. Ne? Neden mani olmadın? Her şeyi bir kılıp buluyorsun. Toprağa engel olaydın ya. Ya haberim olsa tutardım tabii kolundan. Bana da gidip geldikten sonra dedi. Baştan beri aynı teknedeyiz biz. Hoş, sen haddini bilmedin. Sallayıp durdun. Şimdi de alabora olacağını anlayınca bana sarıyorsun ama yemezler Havva Hanım. Ne ettiysen kendin ettin. İyi. Onu anladık. Tamam. Sen ne demeye geldin buraya? Vallahi büyüklük bende kalsın diye barış çubuğu uzatayım dedim ama gördüm ki sen ateş olup kendini yakmışsın. Aklı olan uzak durur senden. Her bir yana kıvılcımlar saçıyorsun baksana. Çok yardım etmek istiyorsan toprağı sustur önce. Ha şöyle. Yola gel. Ortağım. Gel. Benim anne. Gelebilir miyim? Gel çocuğum, gel. Hoş geldin. Nasılsın? Daha iyi misin? İyi. Ne oluyor Yusuf? Kızı getireceğim, elini öpecek dedin. O da gelmedi, sen de ortadan kayboldun gittin. Nedense. Ben de bunun için geldim. Akşam başka bir programın yoksa birlikte yemeğe çıkalım diyecektim. Tamam. Sen daha iyisini bilirsin. Söylerim babana, nereye istiyorsan geliriz. Yok, babama söyleme. Sen, ben, gelinin üçümüz bir arada olalım.
Üçümüz? Hı hı. Neden? Nedeni yok anne. Birbirinizi daha iyi tanıyın istiyorum. İyi. Tanıyalım bakalım. Tamam. Akşam 7'de alırım ben seni. Hı hı. Olur. Oh Allah. Getir getir. İçimiz ısınsın da aklımız başımıza gelsin bir. Ver. Şimdi toprağı ikiniz de tanıyorsunuz. İnadım inat bir kız. Yani bu devrin insanı değil. Bir namus, bir ahlak. Benim de kendime göre tecrübelerim var tabii. Bir yolunu bulacağım. Nasıl yani? Alırım kızı karşıma konuşurum. Havva gerçekten ölesiye seviyor Yusuf'u derim. Para pul umurunda değil derim. Senin sözüne itimat edeceğini nereden biliyoruz? Ya senin de bu oyunun içinde olduğunu biliyorsa? Bilmiyor. Nereden belli? Bilseydi bana da hesap sorardı. O bakımdan yani. Sen Yusuf'a ne dedin? Ne konuda? Çekip gittin ya, Yusuf peşinden gelmedi mi? Neden beklemedin diye sormadı mı? Geldi. Konaktayken annenle karşılaştım. Kovdu beni dedim. Aferin sana kız. Daha en başından oğlanın şimşeklerini Hamiyet Hanım'ın üzerine çektin ya. Sana helal olsun. Ne o enişte? Ananın oynaşını görmüş gibi bakıyorsun. Hayırdır? Geldin mi kızım? Geldim anne. Ben de gideyim artık. Hayırdır Sultan? Ben geldim diye mi gidiyorsun? Yok abla. Havva ile konuşmaya geldiydim. Konağa gitmem lazım, işlerim var. Siz gene ne dolaplar çeviriyorsunuz? Kızına sor. Hadi ben gittim. Git. Git düzenbazın önünde gideni git. Ben şunları yerleştireyim de sen de gel neler olduğunu bir anlat bana. Neden öyle söyledin baba? Teyzenin kuyruğu sıkışmasa buralara gelmezdi. Mutlaka gene bir iş çeviriyor. Teyzene zerre kadar itimadım yok. Yusuf neredesin be oğlum? Hiçbir şey söylemeden çekip gittin. Bekle bekle canımız sıkıldı. Yukarıda aşağı indik tabii. Ne oluyor şimdi? Ya bizim Hamit abi kaza yapmış. Önemli bir şey yok. Ben şimdi hastaneye gideceğim. Oradan da şirkete geçerim herhalde. Kamyondaki malların durumu ne? Bizim çocuklar ilgilenecekler. Ucuz atlattık. Allah'tan adamda bir şey yok. Oğlum ben de geleyim mi? Yok yok. Ben halledeceğim. Bu hava meselesini ne yapacaksın yavrum? Vallahi annem beni biraz zorlayacak galiba. Hiç tahmin etmiyordum ama havadan hoşlanmıyor. Bu akşam üçümüz birlikte yemeğe çıkacağız bakalım. İstersen ben de geleyim amcaoğlu. Yengem beni sever kırmaz bilirsin. Sağ ol amcaoğlu. Şimdi üçümüz gidelim. Daha hayırlı olur. Sonra aile arasında bir yemek yaparız. Çok iyi düşünmüşsün. Önce ikisinin bir buluşmasında yarar var. Annenle konuştun mu bu yemek konusunu? Konuştuk. Neyse ben çıkacağım şimdi. Biz de çıkalım. Hadi gel oğlum. Tamam Murat. İstersen ben de seninle geleyim amcaoğlu. İyi olur aslında gel. İyi o zaman çocuklar. Size kolay gelsin. Sağ ol baba. Hadi sonra görüşürüz. Sağ ol aslanım. Efendim. Abi benim Cüneyt. Buyur kardeşim. Benim işler karıştı da biraz. Bir gelsen de konuşsak. Vallahi bu aralar koşturmacam çok kardeşim. Biraz zor. Abi ben de meşgul etmek istemem seni ama durum çok ciddi ya. Annemler yüzünden Havva yüzüğü attı da. Yapma ya.
Vallahi abi ya. Remzi baba bitti diyor, başka da bir şey demiyor ya. Havva da gönül koydu bana, açmıyor telefonlarımı falan. Abi çok yardımına ihtiyacım var ya. Tamam kardeşim, yanına uğramaya çalışacağım. Hay Allah razı olsun abi. Ben gelmeyeyim amcaoğlu. Hayırdır, ne oldu? Asker arkadaşım Edip aradı, başını belaya sokmuş, yardım istiyor. E gel ben bırakayım. Ben de arabayı alayım, bakarsın lazım olur. Hamit abiye geçmiş olsun dileklerimi iletirsin, şirkette görüşürüz. Eyvallah amcaoğlu. Pınar, Cemile, hayrına bir su verin kız. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Hamiyet Hanım odasında mı? Vallahi bir çıktı, bir daha da inmedi. Hala kötü herhalde. Bir şey olmaz ona. Eski toprak kızı mı o? Abla, benim sana soracaklarım var. Şu işleri bitireyim de çıkacağım. Biliyorsun, izin günüm benim bugün. Kız yer yerinden oynuyor, sen izin diyorum. Otur oturduğun yerde. Sanki dışarıda dört gözle bekleyen yavuklusu var. Of. Sayenizde o da olmayacak zaten. Gel. Nasıl oldun hanımım? Nasıl olacağım sultan? He? Düşündükçe beynimden aşağı kaynar sular iniyor. Yok. Bu Havva'yı hayatımızdan çıkartmadıkça bana gün yüzü yok. Doğru dedin hanımım. Kız sandığımızdan da dişli çıktı. Oradan geliyorum şimdi. Ya. Ne dedi? Otur anlat bakayım. Daha bismillah eve gelin olmadan Yusuf Bey'le aranıza kara çalı gibi girmiş. Bak sen. Vallahi hanımım yememiş, içmemiş, sizin kendisini kovduğunuzu Yusuf Bey'e demiş. Allah Allah. Bir gör, geçmiş oğlanın karşısına iki göz iki çeşme ağlamış. Anan beni istemiyor, sen sevsen kaç yazar, anan beni gelin olarak istemiyor diye basmış Yusuf Bey'in erkeklik damarına. E tabi, o da kinlenmiş size sevdiği kızı ağlattınız diye. Havva'yı bir göreceksin, böyle yüzünde güller açıyor. Ay ne fitne fücür bir kızmış bu böyle. Fitneden de beter. Bizim kızımız ama ben bile tanıyamamışım. Daha şimdiden Yusuf Bey'i size karşı doldurmaya başladı bile. Ama o daha beni tanımıyor. Kiminle aşık atıyor farkında değil. O yeni yetmenin ucuz numaralarına pabuç mu bırakırım ben? Hani hoşça kal? Açar mısın kapıyı? Evime gideceğim. Öpücük. Aa, hadi ama. Toprak, hadi ben giydiririm Rüzgar'ı, sen aşağıya in. Baban yine geldi, seni bekliyor. Pınar'cığım sana zahmet olacak ama lütfen gidip söyler misin? Ben onu sonra ararım. Vallahi ben bir şey söyleyemem Toprak. Bu soğukta çıkmış gelmiş yaşlı başlı adam. E belli sıkıntısı da var, kapıyı yol belledi. Olmaz öyle ters yüzü geri yollamak, ayıp.
Hadi Toprak. Ay. Akbaba da gelmiş. Seni hemen buraya gömmüyorsam havamın mutluluğu içindir. Bana mı dedin? Sana diyorum ya. Aklını başına topla diye insan gibi uyarıyorum. Ama ayağını denk almaz da kızlarımın üstüne elini çekmezsen vay haline. Sen benim muhatabım değilsin deli Remzi. Zaten Allah'ın delisini, görgüsüzünü, aç gözlüsünü adam yerine koyarak ben hata etmişim. Bana baksana sen. Baba. Toprak. Ne oluyor burada? Kavga mı ediyorsunuz siz? Yok kızım. Teyzenle muhabbet ediyorduk değil mi Baldız? Gel dışarı çıkalım. Sana söyleyecek önemli şeylerim var. Konağın dışına çıkalım. Burası yeri değil. Taşın duvarın bile kulağı var. Ne gerek vardı dışarı çıkmaya? Bahçede konuşurduk ne güzel. Burası daha iyi. Hem özel konuşacaklarımız ne de olsa. Bak yine aynı şeyleri anlatacaksan hiç konuşmayalım daha iyi. Yok aynı şeyler değil kızım. Sen bana hani baba bunları biliyor muydun demiştin ya. Biliyordum bilmesini ama işin aslı senin sandığın gibi değil. Orada ters deyince hemen söyleyemedim. Ablan, Havva benim hayatımı kurtarmak için nişanlandı Cüneyt'le. Ne? Anlamadım. Gel ileride konuşalım. Bu şeytan Havva ile bir dümenler çeviriyor ya. Hayırlısı. İnşallah kızın saflığından yararlanıp aklına girmezler. Aa, sen niye hala oturuyorsun kızım? Konakta kadının elini öpemedin. Ama akşama yemeğe gideceğiz diye anlatırken eteklerin zil çalıyordu. Neredeyse gün batıyor. Sen burada portakalı soydu mu oynuyorsun? Babamı bekliyorum anne. Neden? İcazet mi alacaksın? Yok canım. Seni yalnız bırakmayayım dedim. Hadi kalk kalk. Kalk hazırla. Kalk. Havva, bana doğruyu söyle. Bir terslik falan mı var? Hayır anne. Heyecanlıyım biraz. Baba, böyle bir şey için nişanlanır mı? Gidip polise anlatsaydınız ya her şeyi. Kızım söylüyorum ya. Ablam beni kurtarmak için kimselere anlatmadı. Benim için kendini feda etti abla. Sadece seni mi yoksa kendini de mi? Nasıl yani? Cüneyt abiyi hapse gönderen sadece sen misin? Ablam bana kendinin de olduğunu söyledi. Yok canım. Ağzına öyle gelmiştir. Yoksa Cüneyt meselesini çoktan kapattıydı abla. Oğlan yakasını bırakmayınca kızımı kurtarmak için polise verdim. Hem bilirsin tanırsın. Cüneyt psikopatın önde gidenidir. Bir manyak yüzünden yorgan mı yakacaksın? Hem böyle durumlarda insan ailesinin yanında durur. Onları satmaz. Baba, adamı kendi çıkarınız için hapse göndermişsiniz. Sırf ayağınıza dolanmasın diye türlü oyunlar çevirmişsiniz. Nasıl yanında durayım ben bunun? Türkçe konuşuyorum kızım, anlamıyor musun? Allah Allah. Anlıyorum baba. Hem de çok iyi anlıyorum. Sırf işler istediğiniz gibi gitsin diye gözünüzü kırpmadan insanları harcamışsınız. Ben bunu bilip nasıl bunun yanında durayım? Bütün bunları bilip susup oturamam. Bunca iyiliğini gördüm, ekmeğini yediğim Yusuf Bey'in böyle kandırılmasına izin veremem ben. 3 günlük insanların hürmeti bizden fazla mı kızım? Ben senin babanım. Seni ben büyüttüm. Yahva senin için canından geçer.
Yanlış taraftasın, bunu bil. Ben bir tarafta değilim. Sadece vicdanımı dinliyorum. Kendime yakışanı seçiyorum. Bence ablam da böyle yapmalı. Hem zaten dediğiniz gibi haklıysanız Yusuf Bey de bunu anlayışla karşılayacaktır. Sen öyle san. Sanmıyorum, biliyorum. Ben tanıyorum Yusuf Bey'i. Yalan dolan bir evlilik yapacaklarına Yusuf Bey her şeyi bilirse ikisi de daha mutlu olurlar belki. Hem her şeyi geçtim. Hiçbir şey gizli saklı kalmaz bu dünyada. Yarın bir gün bütün bu olanlar ortaya çıkarsa ne olacak? Bu yalanlar daha da katmerlenmeyecek mi o zaman? Yusuf Bey'in kırgınlığı, hayal kırıklığı daha da artmayacak mı? Oysa şimdi ablamın bir kurtarma şansı var. O zaman o da olmayacak. Biraz zengin düşünsen aslında ablama iyilik yaptığımı görürdün. Of toprak of! Abi, geldin ne mekan? Sen var ya harbi adam gibi adammışsın ya. Tam kötü gün dostuymuşsun be abi. Sağ ol da ben ne olduğunu anlamadım. Kızla aranız iyiydi, ne oldu şimdi? Legaluga mı yapıyor? Yok be abi. Havvam yerden göğe kadar haklı. İşi bozan babam. Sanki kız dul bana yamanmaya çalışıyormuş gibi. Ya da ne bileyim ben pavyondan çıkarmışım gibi davranıyor. Abi ben Havva'yı bilirim. Havva delikanlı, akça pakça bir kızdır. Bilirim Cüneyt. Bilirim. İyi tanır, saygı duyarız Havva'ya. Elimizden ne geliyorsa yapmak isteriz. Sen çok yaşa be abi. Benim de tam bu konuda bir ricam olacaktı senden. Sen bizim aşkımıza, sevgimize inandın be abi. Hani diyorum ki, babamla bir konuşsan, babamın şu kör inadını bir kırsan, böyle bir tatlılıkla halledebilsek şu işi. Sen hiç merak etme güzel kardeşim. Hay Allah razı olsun senden abi ya. Geç kaldın, aklım çıktı. Ne dedi Toprak? İkna edebildin mi? Söylesene. Baltayı sert taşa vurduk kızım. Nuh diyor, peygamber demiyor. O kadar saydım, döktüm. Nafile. Ben ablama iyilik ediyorum diye tutturmuş. Yalanlar büyümeden söylesin, nasıl olsa ortaya çıkacak diyor. Of Allah'ım. Of. Of ki of, düğümlendim kaldım. Her şeyi anlatacak Yusuf'a. Yusuf da beni silecek. Olmazsa ara Yusuf'u. Yemeği iptal et. Biraz ertelersek belki bir çıkar yol buluruz. Baba çocuk oyuncağı mı bu? Hı? Hem gelip bana neden diye sormayacak mı? Ne cevap vereceğim? Ne yapacağız peki? Bilmiyorum baba. Çıkmaz bir sokaktaymışım gibi boğuluyorum. Gir. Efendim Toprak. Rahatsız ettim ama size bir şey danışacaktım. Bunlar artık rüzgara küçük gelmeye başladı. Acaba paketleyip ihtiyacı olan birilerine mi versek? Ay sonra Toprak. Allah aşkına. Şimdi değil. Zaten başım çatlıyor. Bir de pek lazımmış gibi bir yemek işi çıktı. Daha sonra konuşuruz kızım. Tamam mı? Peki Emiyet Hanım. Kız, senin ne işin var Hamiyet Hanım'ın odasında? Küçük gelen kıyafetleri ne yapayım diye soracaktım ama pek keyfi yok galiba. Olmaz tabii. Kadın oğlunun hayatının kaydına şahit olacak. Kolay mı? Nasıl yani? Bu akşam yemeğe gidiyor.
Sakın ablanla deme. Bildin. Ciddi misin teyze? Ben ablama git Yusuf Bey'le konuş diyorum. O hiçbir şey olmamış gibi yemeğe mi gidiyor yani? Senin ablan şeytana pabucunu ters giydirir. Bak da evde asker gibi sen bekliyorsun. Ne etti etti Yusuf'un aklına girdi. Ananı da al dışarıda buluşalım dedi. Ne yaparsan yap, yani bu geceyi sağ salim atlat, gerisi Allah kerim. Efendim Toprak. Sen ne yaptığını zannediyorsun abla? Hiçbir şey. Ben aptal mıyım? Duymam anlamam mı zannediyorsun? Yoksa herkes oyun oynadığın gibi şimdi de bana mı yapacaksın? Akşamki yemekten mi bahsediyorsun? Başka bir oyun çevirmiyorsan evet. Sen beni yanlış anlamışsın Toprak. Ben Yusuf'la konuşacaktım. O haberim olmadan annesini çağırmış. Bak abla, eğer bu akşam yemekte Yusuf Bey'e her şeyi anlatmazsan eve geldiklerinde ben konuşacağım. Sen bilirsin. Aferin sana kız. Allah kahretsin. Ne söyledi? Yemeği öğrenmiş. Yusuf'a her şeyi anlatacakmışım. Eğer ben yapmazsam yemek dönüşü o anlatacakmış. Ah bu kızın inadı. Bunu halletmem lazım baba. Bir yol bulup bir şey yapıp bunu halletmem lazım. Yoksa her şey bitecek. Bitecek. Ben Yusuf'suz yaşayamam. Ölürüm. Şimdi git toprağa. Ablam bir telaş evden çıktı de. Annen görmüş. Hali hiç iyi değilmiş de. Nereye gitti diye sorarsa ne diyeceğim? Bilmiyorum de. Bilmiyorum. Hiç iyi değildi zaten. Kendine bir şey yapmasından korkuyorum de. Her yere baktım. İzini tozunu bulamadım de. Benim aklıma bir yer gelmedi. Sen bir yer biliyorsan söyle de. Derim demesine de senin aklında ne var onu söyle. Sen vakit kaybetmeden söylediğimi yap baba. O beni nerede bulacağını bilir. İnşallah işe yarar kızım. Korkuyorum kızım. Ya ablan kendine bir şey yaparsa? Anneme de söylememiş mi nereye gideceğini? Ona dememiş. Anan durumunu iyi görmedim diyor. Ona belli etmedim, sen de belli etme kızım. Durmadan bana bu kız nerede diye sorup duruyor. Oyalıyorum. Şimdi ona sıkıntı verir. Durumunu biliyorsun zaten. Yani ne yapacağımı şaşırdım, koştum sana geldim. Sen babana bir akıl verirsin değil mi kızım ha? Tamam baba, sen eve git, ben bulacağım onu. Emin misin? Eminim. Bak, seni telaşlandırmak istemem kızım ama giderken annenle vedalaşır gibi ayrılmış. Aa.
amcamların yanına gitmiş olmasın İstanbul'a. Aradın mı orayı? Anında düşündüm. Eşyaları yerinde duruyor. Kafa kağıdını almadan yola çıkmaz o. O da çekmecesinde. Bu öyle bir gitme değil. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Allah korusun ablam. Baba dur lütfen. Hemen öyle kötü düşünme. Kızım yani telaş ediyor diyeceksin. Ama sen kendince dürüstlük yapıyorsun ama... ya sonunda pişman olursan... ya arkasından ağlarsan toprağım. Pınar! Baba ben gidiyorum. Tamam kızım çabuk ol. Bana haber et değil mi? Cemile, Murat falan yok mu? Benim acil bir yere yetişmem lazım. Yok vallahi, Hamiyet Hanım'ı götürdü. Yemeğe gidecekti ya. Muhsin de hastayım dedi. Yılmaz Bey'den izin aldı gitti. Pınar, Rüzgar sana emanet. Benim bir yere gitmem lazım. Ne oldu ki acaba? Ne bileyim ben. Böyle canı yanmış gibi gittiğine göre belli ki mühim bir şey. Neyse ben yukarıdayım. Tamam. Kız. Yağlı kazık gibi ne dikilip duruyorsun? Toprağın ardından baka kalmışım abla ya. Nereye gitti? Bir şey demedi mi? Yok ama acelesi vardı belliydi. Murat falan da sordu. Allah Allah. Aha. Musibet belli oldu. Enişte. Sana da bu konakta bir oda açalım. Hı? Yakışır yani. Nasıl olsa hep buradasın. Zahmet etmemiş olursun buralara kadar. Olur vallahi. Ama yeni odaya gerek yok. Senin odan bana uyar. Nasılsa yakında boşalacak. Abla, ne diyor bu? Ne diyorsa diyor. Her şeyi merak etmeyin demiyor mu ben size? Adı üstünde deli işte. Yürü işine bak hadi. Annem kebabı bol soslu yiyor. Arkadaşlara söyle atlamasınlar. Merak etme Yusuf Bey. Misafirleriniz gel gelmez servise başlarız. Tamam sağ ol. Hoş geldin anne. Hoş bulduk yavrum. Gergin misin biraz? Niye gergin olayım? Ben mi görücüye çıkıyorum? Heyecanlıyım biraz o kadar. Malum gelin kızımız kendini epey gizledi. Ben de doğrusunu söylemek gerekirse merak ediyorum. Yani nasıl biridir? Güzel midir? Çirkin midir? Gelecek şimdi. Bütün sorularının cevabını alacaksın anne merak etme. Hadi bakalım. Thank you.
kızımız pek dakik değil galiba. Anne daha bir dakika gecikti. Yusuf'um, bu dakika sorunu değil. Bu bir nezaket sorunu. Yani şimdi ben onun yerinde olsaydım, eğer anne diyeceğim birininle tanışacaksam ve onu ilk kez göreceksem, mutlaka burada onu bekletmezdim. Ben daha önce burada olurdum. Tabii acele de etmeyelim. Belki bir mazereti vardır, değil mi? Gelir şimdi, merak etme. Yusuf'um, emin misin sen? Yani bu kızla ilgili kararın kesin mi? Anne eminim, kararlıyım tabii. Yoksa senin karşına çıkarır mıydım? Tabii ki eminim. Yani bana danışacaktın da onun için söyle. Anacığım, bu yemeği o yüzden organize ettim zaten. Bak, tanıyınca çok seveceksin onu. Çünkü beni çok sevdiğini biliyorum. Oğlunu kırmak istemezsin, değil mi? Tabii. Ama Yusuf, senin de şunu bilmeni istiyorum. Eğer bu kız aramıza girecek... Anne. Aramıza kimse girmeyecek. Sen merak etme. Ne olur? Abla!